Herkese merhaba. Spor dersiyle karşınızdayız. Çocuklar, hepinizi çok özledim. İnşallah en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Şimdi spor dersindeki ilk çalışmamız çocuklar, yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yaptıktan sonra diğer hareketlere başlıyoruz. Evet, yürüyüşe başlarken öncelikle ayaklarımızla bu şekilde marş şeklinde harekete başlıyoruz. Bir dakika boyunca bu şekilde çocuklar kollarımızı sallayarak hareketli bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu arada nefes de alıp verebiliyoruz. Son 20 saniye. Evet, hareketi sonlandırdıktan sonra nefesimizi alıp veriyoruz tekrardan. Burada molaya geçmiş bulunuyoruz. Molada yukarıda nefes alıp aşağıda veriyoruz çocuklar. Evet, molamız bitti. Şimdi diğer bir ikinci hareketimize geçeceğiz. Burada da çocuklar diz çekme hareketimiz var. Diz çekme hareketinde öncelikle çapraz şekilde hareketlerimizi yapacağız. Bu hareketlerde dikkat etmemiz gereken konu omurgalarımız. Ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Evet, başlıyoruz şimdi. Pozisyonumuzu aldık. Kollarımız da hazır. Yapmam gereken sağ dizimi sola, sol elimi de sağ tarafa doğru çapraz bir şekilde geçirmek. Evet, hareketli bir şekilde. Evet, diz çekme hareketimizi de yaptık çocuklar. Bunu yaklaşık 1 dakika boyunca gerçekleştiriyoruz. Her hareketten sonra kendimize mola veriyoruz. Yine bir 10 saniye yukarıda nefes alıp nefesimizi veriyoruz. Evet, nefesimizi verdikten sonra diğer 3. çalışmamıza geçiyoruz. 3. çalışmamızda çocuklar direnç egzersizi yapacağız. Bu harekette öncelikle yapmamız gereken pozisyonumuzu almak. Evet, pozisyonumuzu çocuklar, ayaklarımız çapraz özel şekilde aldıktan sonra yapmamız gereken sadece çökme hareketi. Kollarımı uzatıyorum ve çökme hareketimi gerçekleştiriyorum. Burada yine nefesimize dikkat ediyoruz. Önce nefesimizi alıyoruz. Bu hareketi de yine çocuklar yaklaşık 1 dakika boyunca gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi yine molamızı verdik. Yukarıda nefes alıp nefes vereceğiz. Evet, şimdi geldik diğer hareketimize. 5. hareketimiz çocuklar. Şınav hareketlerimiz. Şınav hareketlerinde yapmamız gereken öncelikle dediğimiz gibi yine pozisyon almak. Pozisyonu öncelikle dizlerimizin önüne çöküyoruz. Evet, çöktükten sonra ellerimizi yere koyacağız. Ama dikkat etmemiz gereken konular şunlar. Göğüs kısmımız hafifçe yere değecek. Ve vücut pozisyonumuz tamamen dik bir şekilde olacak. Ellerimizi koyduktan sonra ellerimiz de çapraz bir şekilde duracak. Ve bu şekilde başlıyoruz. Nefes alıp vermene dikkat edeceğiz.
Evet. Şimdi nefes alıp vermeyi yaptıktan sonra burada mola veriyoruz. Şınavda çocuklar 10 tane yapabilirsiniz. Bunu daha da artırabilirsiniz. Burada yapıyorum şimdi nefes alma vermeyi. Evet. Bugünlük çalışmamız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalmayı unutmuyoruz. Spor yapmayı da kesinlikle bırakmıyoruz. Hepinize sevgiler. Evet, tekrardan herkese merhabalar çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde oynanabilecek eğitici oyunlardan bir tanesi de balon tenisi oyunu. Sadece 3 tane malzeme ihtiyacımız var. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir ip çekiyoruz. Bir balona ihtiyacımız var. Elle de oynayabilirsiniz. Raket olanlar raketle de oynayabilirler. Evet, öncelikle oyunun amacı şu. Burası benim oyun alanım. Karşı taraf rakip sahanın oyun alanı. Karşılıklı birbirimize balon atacağız. Kimin balonu yere düşerse o puan kaybediyor. Karşı taraf puan kazanacak. Evet, şimdi oyun başlıyor. Raketi olanlar dediğim gibi raketle oynayabilir. Raket olmayanlar da eliyle bu oyunu gerçekleştirebilir. Evet, rakibimize başarılar diliyoruz ve oyun başlasın. Evet, bu şekilde eğlenceli bir vakit geçirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalın, oyunu bırakmayın. Evet, tekrar merhabalar. İkinci eğitim oyunumuza karşınızdayız. Evet çocuklar, şimdi gördüğünüz gibi materyallerim bunlar. 2 adet tuvalet kağıdı ve 2 tane küçük renkli toplar. Oyunun amacı şu, ben kırmızı topu tercih ettim. Bunu rakibimden olduğunca uzak bir bölgede tutuyorum. Bu şekilde. Rakibim de bu topu tercih ediyor. Ve o da benden uzak bir şekilde diğer eliyle benden uzak tutmaya çalışıyor. Kim kimin topunu düşürürse o oyunu kazanmış olacak. Gördüğünüz gibi şu şekilde çapraz bir şekilde tutuyorum. Rakibim de topu benden uzakta tutuyor. Hatta bu oyunu okulda oynamıştık, siz de hatırlayacaksınız. Evde de oynayabilirsiniz bu oyunu. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.